Plakamız 58, İstanbul'da bizler tekiz. Plakamız 58, İstanbul'da bizler tekiz. Misafiri çok severiz, çünkü bizler Sivaslıyız. Misafiri çok severiz, kardeşim biz Sivaslıyız. Sivaslıyız, Sivaslıyız, kardeş kardeş Sivaslıyız. Sivaslıyız, Sivaslıyız, bu sene de şampiyonuz. Çünkü kardeş Sivaslıyız, vallahi biz Sivaslıyız. İstanbul'da pek de çoğuz, çünkü bizler Sivaslıyız. Tekne güzendir havası, Köse Dağı manzarası. Tekne güzendir havası, Köse Dağı manzarası. Yıldız eli hafif zarası, çünkü bizler Sivaslı. Su şehri şerefiye zarası, ula vardır İmralısı. Çünkü bizler Sivaslıyız. Sivaslıyız, Sivaslıyız, kardeş kardeş Sivaslıyız. Sivaslıyız, Sivaslıyız, hemşerim biz Sivaslıyız. Davul zurnayla oynarız, çünkü bizler Sivaslıyız. Misafiri çok severiz, kardeşim biz Sivaslıyız. Hey, hey, Sivas, Sivas. Koylisar su şerisi, Akıncılar göl ovası. Şerefiye İmralısı, çünkü bizler Sivaslıyız. Doğaçları şarkışlası, çünkü bizler Sivaslıyız. Sivaslıyız, Sivaslıyız, kardeş kardeş Sivaslıyız. Sivaslıyız, Sivaslıyız, kardeşim biz Sivaslıyız. İstanbul'da kalsak bile biz her zaman Sivaslıyız. Her bayramda köylerdeyiz, çünkü bizler Sivaslıyız. Sivaslıyız, Sivaslıyız, kardeş kardeş Sivaslıyız. Sivaslıyız, Sivaslıyız, hemşerim biz Sivaslıyız. Davul zurnayı severiz, çünkü bizler Sivaslıyız. Misafiri çok severiz, çünkü bizler Sivaslıyız. Sivas, Sivas! Akan, bağlamada akan, klavyede uğur. Ona bir alkış buyur. Hep yürekten yaralıdır, Sivas'a da sevdalıdır. Hep yürekten yaralıdır, Sivas'a da sevdalıdır. Sabit Karaman zaralıdır, kardeşim biz Sivaslıyız. Sabit Karaman Sivas zaralıdır, hemşerim biz Sivaslıyız. Sivaslıyız, Sivaslıyız, kardeş kardeş Sivaslıyız. Sivaslıyız, Sivaslıyız, hemşerim biz Sivaslıyız. İstanbul'da olsak bile biz her zaman Sivaslıyız. Misafiri çok severiz, çünkü bizler Sivaslıyız. Evet efendim, hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Vadiden Esen Rüzgar programı her salı olduğu gibi bu salı da güzel. Başkanlarımızla, sanatçı abilerimizle ve stüdyomuza gelen birbirinden değerli misafirlerle her zaman devam ediyor. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar geldiniz.
Evet, biliyorsanız bir önceki hafta yılbaşıydı. Yılbaşı programımız ayrı oldu. Ondan sonra bu hafta da salı akşamı gene programımıza geldik. Buradan bizi izleyen herkese selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Buradan Eyüpcan abime de geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Rahatsızlığından dolayı bugün yanımızda olamadı Eyüpcan abimiz. Buradan çok çok geçmiş olsun diyorum. Ben hemen ara vermeden, alkışlar dinmeden kim diyorum? Bayram Güneyli abim diyorum. Bayram abi, şerefler verdin. Hoş bulduk. Nasılsın Bayram abi? Hele şöyle bir gel. Eyvallah. Evet. Programın çok güzel. Teşekkür ediyoruz Bayram abi. Canlı canlı. Programımızda. Sivas türküsü de 10 numara. İnşallah iki kasetimiz de çıkacak. İnşallah. Bunu hazırlıyoruz. İnşallah güzel abilerimizin desteğiyle, Sivaslı abilerimizin, bizi seven bütün dostlarımızın desteğiyle güzel bir albüm tanıtım gecesi yapacağım. Bu albümü de çıkarıyorum. Kasetim de ne olacak? Tabii ki Sivaslıyız olacak, değil mi? İnşallah. Ve abilerimizin desteğiyle. Ben çok beğendim. Türkü inşallah yani yolun açık olsun. Başarılar diliyorum. İnşallah da güzel olacak. Olur yani. Baştan güzel gitti mi güzel. Türkünün akımı çok güzel. Zaten Sivas'ta dinliyor bunu. Sağ olasın abi. Türkiye dinliyor. Evet, teşekkür Eyvallah. Ediyoruz Bayram abim. Evet, çok şerefler verdin. Evet, kim diyoruz? Bayram Güneyli diyoruz. Eyvallah, sağ ol. Evet sevgili dostlar, hoş geldiniz. Canım köylülerim, buradan tüm Sivaslara selam olsun. Türkiye'nin her yerine selam olsun. Bugün güzelleri gördüm giderken, gördüm giderken içlerinden biri biri yar diyemem bir, içlerinden biri biri yar diyemem ki. Kimisi nişanlı oyoy, kimisi evli. Orada benim gülüm gülüm var diyemem ki. Kimisi nişanlı oy oy, kimisi evli. Orada benim yarim yarim var diyemem ki. Haydi eller. Peşi sıra boştum oy oy, boşu boşuna. Al beni koynuna, sar diyemem ki. Peşi sıra koştum oy oy, boşu boşuna. Al beni koynuna, sar diyemem ki. Evet, gördüğünüz gibi Bayram Güneyli, gerçekten memlekette Sivas su şehri Güneyli diyoruz. Güneyli köyüne selamlar, saygılar. Eyvallah olsun. Eyvallah kardeşim, o senin güzelliğin. Şimdi abi nasıl biliyor musun? Ben de Zabit Karaman ya, evet. Ben de memleket Sivaslara Karaman köyü ya. Seninki ben... kara, bizimki Güneyli. Aydınlanacak ikisi beraber. Aynen. Çok güzel olacak. Ben de köyümün ismini almışım, Karaman köy, Zabit Karaman. Uzaklarda Araman, işte Zabit Karaman, değil evet. mi? Şimdi benim soyadım Burt'tu. Evet. Ben şimdi albüm
yaptık. Evet abi. Malum biraz acemiliğimize denk geldi. Evet. Şimdi tabii canlı yayında da bunu söyleyeyim. Her işin bir acemiliği oluyor. Albümde biraz da sıkıntılar oldu. Tabii senin albümü şey yapalım. Ondan sonra sen de bana bu Sivas türküsünü verirsin. Bir de ben okurum. Beraber gideriz. Tabii abi. Olmaz mı? Gidelim mi abi? O yüzden zabit kardeşim, sana dediğim gibi sanat hayatında gerçekten başarılar diyorum. Çok Allah. Güzel bir ses tonun var. Sağ ol abi. Güzel. Yani dinleyene hoş geliyor. Doğru mu? Yani sağ olsunlar, var olsunlar. Vallahi benim çok hoşuma gitti. Kendisi de güzel. Güzel insan, mert insan. Yolu izi açık olsun. Allah her daim mutlu eylesin diyorum. Sağ olasın diyorum. Abicim. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Buyur abi. Evet efendim, görüyorsunuz birbirinden değerli misafirlerimiz, değerli abilerim, değerli dernek başkanlarım. Gerçekten başkanlarımı davet ediyorum buraya. Gelin diyorum, programa katılın, misafirim olun. Kanalımıza misafir olun. Vizyon 58'e misafir olun diyorum. Sivas'ımızın kanalına. Evet, bir Sivas'ın ellerinde Anadolu'nun en çok izlenen kanalı Vizyon 58 TV oldu. Buradan yönetim kuruluna başkanımız Cemalettin Kurt Bey'e, Alperen Muhsin Kurt Bey'e, Hatice Kurt Hanım Efendi'ye selamlar, saygılar olsun. Gerçekten Anadolu'da en çok izlenen kanal Vizyon 58 TV. Buradan yayın yönetmenimiz Emrah kardeşimize de çok teşekkür ediyoruz. Burada gerçekten bütün yayınlarımızı hep çekiyor. Sağ olsun, var olsun kendisine. Evet, başkanım. Aramızda kim var biliyor musunuz? Sivas Suşehri Güneyli Köy Dernek Başkanımız Sedat Ayan. Başkana kuvvetli bir alkış. Başkanımız, başkanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Sabit Kahraman kardeşim. Öncelikle bizleri bugün, şahsımı, yönetimimi ve tüm üyelerimizi bugün Vizyon 58 TV'ye kilitlediniz. Gerçekten size şükranlarımızı iletiyorum şahsım ve üyelerimiz adına. Tüm vadiyi ekranlara kilitlediniz. İnşallah hayırlı programlarınızı yapmanızı tavsiye ediyorum. Güzel program olacağını düşünüyorum. Ben 6 Kasım itibariyle Güneyli Köyü Dernek Başkanlığı'na geçtim. Daha önce de 99'da kurulan derneğimizin hemen hemen her kademesinde derneğin gençlik kollarından yükselerekten belli kademelerinde görev aldım. Çekirdekten yani. Aynen öyle. Evet, zaman zaman üst derneklerimizde Suşehri Kültür Yardımlaşma Derneği'nde, Vadi Federasyonu'nda görevler yaptım. Dernekçilikte gerçekten bir takım şeyleri görerek başkanına talip oldum. Sağ olsun üyelerimiz de bizleri takdimden bu makama verdiler. İnşallah onların yüzlerini kara çıkarmak için yönetimle en güzel bir şekilde çalışmanın hesaplarını yapıyoruz ve yapacağız da. Gerçekten başkanım, ilk seçildiniz yönetime. İlk programda bizimki nasip oldu değil mi? Vaatten Esen Rüzgar. Şöyle söyleyeyim. dernek olarak zaman zaman programlara katıldık ama ben tabii 6 Kasım itibariyle 2019 ilk programımız size de kısmet oldu. Ne birkaç güzel. Yerden teklif gelmesine rağmen dedim ilk hani program. Diyorlar ya, kimse kimsenin nasibini yiyemiyor. Aynen öyle. İşte gerçekten öyle. Çok tabii burada biraz da Bayram Güneyli kardeşimizin de etkisi olduğunda gözden kaçınmamak lazım. Gerçekten o bizim değerimiz. Evet, İnşallah daha olsun. Güzel yerlerde göreceğiz. Ama şu da bir gerçek ki zabit kardeşim, şimdi Sedat Başkan'ı yabana atmamak lazım. Nereye el attıysa ora İHA olmuştur. İnşallah sen de böyle ayağın göl başın pınar olur akar gidersin. İnşallah abicim. Bayram ona. Kardeşim şöyle söyleyeyim, şahsımla değil de gerçekten bizim köyümüzün güzelliklerinden bir tanesi. Evet. Yani gerçekten İstanbul'da olsun, memlekette olsun İstediği zaman her şeyi yapabilen bir üye potansiyeline sahibiz. Maşallah. Gerçekten, selam olsun hepsine. Şöyle söyleyeyim. İki dönemdir aktif bir önceki başkanımla görevdeyiz. Sürekli başkanımla ne yaparız? Derneğimize yer alırız. Biz bunu konuştuk sürekli. Bunu gündeme getirdik. Çok şükür şu anda da kendisi de burada. Öncelikle ben diğer başkanlarıma da teşekkür ederim ama kurucu başkanlarıma dahil. Zülfikar Başkanıma gerçekten ayrıca teşekkür ediyorum. Selam olsun başkanımıza, Zülfikar Başkanımıza. Güneyli Köyü Dernek merkezine kavuşturan isimlerden bir tanesi oldu. Tabii bu üyelerimiz ve yönetimle beraber oldu ama başımızda Zülfikar Başkan vardı. Kendisine çok teşekkür ederim ayrıca. Biz de canı gönülden teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzellikler yaptı. Geceleri olsun, düzenlemeler olsun, köy için çalışmaları olsun.
takdir ediyoruz. Tabii Sedat Başkan oldu ama Sedat Bey yine de Zülfikar Başkan'ın elini çekmiyor yani. Yine de beraberler yani. O da ayrı bir güzellik. Allah razı olsun. O da ayrı bir güzellik tabii. Zabit kardeşim ayrıca şu anda muhtarımızın çok selam var köyde. Gerçekten Güneyli Köyü ekrana da kilitlenmiş bir şekilde bizleri izliyorlar. Maşallah. Hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorlar. Selamları var. Gönderiyoruz. Ayrıca arkadaşlar stüdyo arkadaşlarına da çok selamları var. Buradan iletmiş olayım. Teşekkür ederiz. Hepiniz de hoş geldiniz. Sevgili Güneyli köyleri. Ben buradan değerli, benim için çok değerli. Bostancık köyünden, Suşehir Bostancık köyünden Yılmaz Yavuz abime, benim çok değerli bir abim. Çok sevdiğim bir abim. Hemen bir telefon etsin. Pat hemen onun yanındayım. Suşehir olsun, Zar olsun, Sivas olsun fark etmiyor. O da seni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Ben de çok seviyorum seni. Bana. Gerçekten değerli abim çok destek oluyor bana. Ben de onu çok seviyorum. Bostancık köyü dernek başkanımıza da buradan selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. O abimizi de biz burada misafir ettik. Vedat Kılıç abimizi. Buradan ona da evet. Elbi kardeşimiz selam olsun. Buradan ona da selamlar, saygılar olsun. Talat Yavuz abime de selam olsun. Onu da buraya misafir ettik. Bir alkış da onları alalım mı? Komşu köylerimiz. Bir de zabitçiğim şimdi Vedat Başkan'a tabii buradan sevgimizi, saygımızı sunuyoruz. Onların dernekte Burhan Uslu kardeşimiz var. Tüm arkadaşlarına, çalışma ekiplerine, bana özellikle dedi, zabit kardeşime de söyle dedi, bizi unutmayın dedi. Biz dedi, kahvemizi olsun. İçip sizi seyredeceğiz. Buradan kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Selamlar olsun herkese. Evet, evet efendim görüyorsunuz Vadiden Esen Rüzgar programı değerli dernek başkanlarımızla, sanatçı abilerimizle, misafirlerimizle, stüdyomuzdaki misafirlerimize ve sizlerle her zaman salı akşamı devam ediyor. Güzel bir türkü okuyacağız. Buradan bizi izleyen bütün misafirlerimize, Suşehir Güneyli Köyü'ne özellikle armağan olsun diyoruz. Eyvallah. Gelsin bakalım. Arkadaşlar bir uzun hava gelsin bakalım okuyalım. Gibi kaldım viranelerde, ıssız gecelerde öten ben oldum, ah kine öten de ben oldum. Ah dedikçe yaralarımda sızılar, her gün yine yanıp tüten ben oldum. O yarı bıraktım gittim sıladan, derman vermezler kardeş bana burada. Mevlam kavuşturmaz beni de burada. Oy dumana döndüm kardeş kardeş. Dumana döndüm, derdim gizli benim. Dumana döndüm. Vay deli vay. Bir başka bizim eller, bir başka bizim Sivas, bir başkadır bizim köyler. Şimdi de bir kar akış vardır ki oralarda, bir kar yağmıştır ki adam boyu. Değil mi? Olsun. Baharı da bir başka, kışı da bir başka. Her zaman Sivasları oralar getirir aşka diyoruz. Thank you.
saklarım zülfün telinden. Elle bilir gariplerin halinden, aksana tabi devlem halinden. Ayrılayım derken de gurbet elinden, her gün biraz daha iten ben oldum öyle. Acı haber aldım gene bugün sulardan, derman bulamadım kardeş puldan paradan. Bir burada erdirmez ki de yaradan. Oy dumana döndüm kardeş kardeş. Ah dumana döndüm. Ah derdim gizli benim. Dumana döndüm. Bir gün olur o yar beni ararsa, sorarsa n'olur bu halimi yara demeyin, demeyin. Senden ayrılan da halim perişan, perişan. İşe güce gitmez oldu demeyin, demeyin. Söylemeyin demeyin, su şerrinde demeyin. Ondan ayrılan da kalıp perişan, perişan. Su şerrine gitti kaldı demeyin, demeyin. Güneyli de demeyin, beni yara demeyin. Olsun Sivas'ımıza, su şehrimize, Güneyli köyüne. Evet, bir alkış da sazlara istiyorum. Hakan kardeşime, gel Uğur kardeşime. Uğur'un soyadı Çalgıcı. Hakan da öyle. Soruyor. Çocuk gibi olmuş akla ermiyor, ermiyor. Bunlar böyle çok yaşamaz demeyin, demeyin. Su şehrinde demeyin, o Sivas'ta demeyin. Ondan ayrılan da yüzüm çok yaşamaz demeyin, demeyin. Su şehrinde demeyin, o Sivas'ta demeyin. Demeyin, demeyin. Buradan selam olsun herkese. Evet, güzel türkülerimizi armağan ettik. Efendim, Vadiden Esen Rüzgar programı gene esmeye devam ediyor. Mesajlarınız için değerli Sedat Başkanımıza, değerli abimize. Sağ ol. Mesajlarınızı göndermek istiyorsanız bizlere 58 yazıyorsunuz, bir boşluk bırakıyorsunuz. Mesajı şöyle yazıyorsunuz, ondan sonra 39-69'a mesajınızı gönderiyorsunuz. Ben de buradan hemen görüyorum kim mesaj göndermiş, kim göndermemiş. Burada ekranda görüyorum. Mesaj gönderenlere, şimdiye kadar programımıza mesaj gönderenlere, dernek başkanlarımıza, bizi izleyen herkese selamlar, saygılar olsun. Bir de buradan ben şeyi söyleyeyim zabiçim. Bizim Sivas Hafik, Şembağlarlar, Hafikliler buradan Hafik mesajlarını alsınlar. Bayram abi git,
atacağız atacağız. Hele özellikle Ersan Altındaş herhalde yazmış. Evet. O da arkadaşlarına söylesin, göndersinler. Tabii buradan A26 Topkapı'ya da selam olsun bütün arkadaşlara. Selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Eyvallah. Efendim, başkanımla gene devam etmek istiyorum ben kaldığımız yerden. Başkanım, derneğe seçildik. Bundan sonraki derneğimiz için yapılacak faaliyetlerimizden biraz onlardan bahsedelim. Gençlik kollarımız, kadın kollarımız, derneğimizin yapacağı etkinlikler. Siz biliyorsunuz Suşehri Derneği seçimi de oldu. Evet. Evet sevgili başkanım, Sabit kardeşim, özellikle şöyle söyleyeyim. Evet. Suşehri Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Erdem Bayraklı kardeşime evet, buradan Erdem selam Bayraklı'ya, olsun. Evet, Erdem Bayraklı'ya selamlar olsun. Onun da programı dolu evet. dolu. Kendisini tebrik ederim. Aynı zamanda yönetimdeyim. İnşallah güzel şeyler yapacağından da kuşkumuz yoktur. Biz Güneyli Köyü olarak evet maalesef 12'sinde Kasım 12'sinde iptal olan bir evet. Kahvaltı programımız vardı. Onu nasip olursa kahvaltınızı aynen. Gene programı gerçekleştireceğiz değil mi? Aynen. Ne zaman düşünüyorsunuz başkanım? 12 Ocak'ta inşallah. Öyle mi? Üyelerimize buradan bildirmek istiyorum Zabit kardeşim. 12 Ocak sabah, pazar sabahı saat 9.30'da gemi hareket edecek inşallah. Valide, aynen Üsküdar Valide Sultan gemisiyle tüm üyelerimizi, özellikle hemşerilerimizi, eşlerimizi, dostlarımızı oraya davet ediyoruz. Tabii ki. Bizler de inşallah katılırız. İnşallah sizler de bekleriz. Zamanınız, her zaman, vaktiniz her zaman. Varsa. Akabinde yine inşallah Vadi Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu, biz gençler de bu arada unutmuyoruz. Futbol turnuvası var. Önümüzdeki Şubat ayının başından itibaren başlayacak. İnşallah gençleri orada kaynaştırmak amacıyla gençlerimizi futbol turnuvasını hazırlayacağız. Şu evet. anda hazırlıklarını yapıyoruz. Akabinde yine geleneksel iftar yemeği programımız oluyor. Bunu her sene sürekli yapıyoruz. İnşallah bu sene 20'sini yapacağız. Akabinde köy şenliğimizi, şu anda tam yer olarak köyde veya burada kararını vermedik ama iki tarafta da düşünebiliriz. İnşallah onu da kısa zamanda kararlaştırıp yapmak için tüm o şeylerimizi harekete geçirmiş durumdayız. Kısa zamanda halledeceğiz. Ayrı zamanda biz köyümüzün bir takım problemleri var. Muhtarımızla da koordineli bir şekilde çalışmak zorundayız. Çünkü köyümüzün altyapı çalışması bitti. Su, içme suyu problemini çözdük gibi bir şey. %90 çözüldü şu anda. İnşallah şu anda parke çalışması aşamasındayız. Onun da gerekli görüşmelerini şu anda muhtarımız ve heyeti ilgili mercilerle yapıyorlar. İnşallah 2020 yılı içerisinde onlar da bitirmek için şu anda planlarımızı yapmış evet. durumdayız. Kısa zamanda hali. Aynı zamanda biz dernek olarak da köyümüze bir takım ağaç dikimi, çam fidanı dikimi mesela şu anda biz 300 küsür tane gönderdik. Devamında şu anda 1000 küsür tane yine talebimiz var. Ama tabii muhtarımızın da buradan kendisi de bizi izliyor. Dikimiyle alakalı bir takım sorunlar çıkardı. Siz diyor ben 300 küsür tane diktim ama diyor 1000 tane talebiniz varmış, madem onu gelip dernek yönetimi olarak burada dikerseniz onu kabul ederim dedi. İnşallah olur tabii ki, neden olmasın. Aynen. Yeter ki inşallah biz de burada dernek olarak yönetim olarak evet. değil mi? İnşallah bir program yapacağız. O 1000 küsur tane fidanımıza, çam fidanımıza gidip köyün belli yerlerine, yol kenarlarına, mezarlık kenarlarına, özellikle köyünde belli bir mera alanları var. Oralara dikmeyi, köyümüze en azından gelecek nesillere bir güzellik bırakmayı hedefliyoruz. İnşallah bununla da hedeflerini yapıyoruz. Şimdilik çalışmalarımız bunlarla. Başkanım şunu İnşallah söylemek 2020 istiyorum. Hedefimiz bunlar Zabit kardeşim. Şimdi gerçekten iyi ki derneklerimiz var ya. Gerçekten. Yani böyle büyük metropollerde. Yani biz mesela gençler, amca çocukları, işte yeğenler, dayılar, işte birbirimizi bir düğünde görüyoruz şu an. Yani metropol için konuşuyorum. Yani bir düğünde görüyoruz. Bir de cenazede. Cenazede görüyoruz. Yani hani çünkü herkes iş temposuna, büyük şehirlerde işte işe çalıştığı için. İyi ki derneklerimiz var da en azından üye oluyorsun. Köy derneğinde bir haber alıyorsun. İşte mesajın geliyor. Bir etkinlik olduğunda cep telefonundan ulaşıyorlar. Yani köy derneklerimizin varlığı çok önemli arkadaşlar. Gerçekten bak, yani bazı köy derneklerimiz kapalıyor mesela. Hani diyor o gelmiyor, ben niye gideyim? Arkadaşlar gitmeseniz de gelmeseniz de orası sizin köyünüz ya. Köy derneğine herkes üye olacak abi. Öyle bir şey yok. Ya şimdi bak Zabitçiğim şöyle söyleyeyim. Şimdi bülbülü altın kafese koymuşlar, ah vatan demiş. Ben
Gerçekten işte millet diyor Antalya, Bodrum'a, Marmaris'e tatile gittim. Ya ben Amasya'yı geçtiğim zaman böyle Suşehir'e doğru yaklaştığımı burnum açılıyor. Böyle gözlerim açılıyor. Memleket diyorum, memleket. Doğru mu? Bana ne Antalya'dan, Marmaris'ten? Tamam gidip ama memleketin gidip de o Suudilerin kavaklarının dibine oturdun mu? Dünyalar senin olur. Tabii herkesin kendi memleketi yani, insana tabii ki her zaman daha güzel gelir. Tabii Antalya'daki insanlar da bizler Sivas'ımız için öyle düşünüyor. O bizim kendi memleketimiz diyorlar. Türkiye'miz Edirne'den Ardahan'a, kuzeyinden evet, güneyine gerçekten çok güzel. Allah birliğimizi, dirliğimizi hiçbir zaman amin, bozmasın. Amin kardeşim, kimseye amin. Allah fırsat vermesin. Bütün Türkiye kardeş olsun, barış olsun. Gerçekten yani ülkemiz tek bir vücut olduktan sonra Allah'ın izniyle hiçbir şekilde hiçbir sıkıntı olmaz. Gerçekten insanların birbirine, özellikle babamın bir lafı var oğlum, büyüdükçe küçül. Gerçekten gençlerimiz de bunu bir yapsa hiç sıkıntı yok. Büyüdükçe küçüleceğiz. Şimdi Sedat abim gelmiş. Mesela diyelim ki iki tane sandalye var değil mi burada? Ya ben birinde oturuyorum. Sedat abim benim büyüğüm değil mi? Abim, amcam sayılır. Sedat abim, amca sen gel otur demek lazım değil mi abi? Biz böyle gördük yani. Aynen, aynen. Yani böyle gördük. Bu bir saygıdır. Gerçekten saygı sevgi olduktan sonra aşılmayacak hiçbir yeri yok bence. Evet. Güzel bir söz. Evet. Başkanım, başka faaliyetlerimizden gene bahsedeceğiz. Buradan üyelerinize ne söylemek istersiniz? Şu anda sizi bayağı izleyen var. Hepsine selam olsun. İnşallah yönetim kurulumuz gerçekten birbirinden değerli arkadaşlarımla tacla oluşuyor. Hepsi, Eyüpcan abinin de selamı vardı size. Bu arada rahatsız gelemedi. Kendisine geçmiş olsun diliyorum. Eyüp abiye buradan. Allah şifasını versin. Evet başkanım, bayağı bir araya dostlar izliyor. Selamlar, saygılar olsun diyoruz herkese. Hepsine selam olsun. Çok teşekkür ederiz. Evet. Bayram abi. He canım. Senden bir sıcak sıcak yine bir gün gidelim mi? Tabii ki tabii ki. Evet. Alkışlar Bayram Güneli diyoruz. Haydi eller. Soğuk havada güzel gider. Çok sevdim ama onursuz da yaşayamam. Neler duydum sorma neler, ben bu yükü taşıyamam. Sizi çok severim ama onursuz da yaşayamam. Bu yüklü taşıyamam.
başkasına gülme. El uzatsa elin verme. Benden başkasına gülme. El uzatsa elin verme. Kıskanıyorsam çok görme. Dağları başıma yıkma. Dağları başıma yıkma. Yar seni çok sevdim ama onursuza yaşayamam. Neler duydum sorma neler. Ben bu yükü taşıyamam. Sizi çok severim ama şerefsiz de yaşayamam. Neler duydum sorma neler. Ben bu yükü taşıyamam. Evet, alkışlayan elleriniz dert görmesin efendim. Sağ olun, var olun. Nasıl geliyiz abi? Vallahi çok güzel abi. Allah razı olsun. Ağzına sağlık gerçekten. Sesini duyuyoruz. Eyvallah. Evet, bir telefonumuz varmış. Alo. Alo. Buyurun efendim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Ben Güneyli Köyü muhtarı Duran Ayan. Duran Ayan. Hoş geldiniz muhtarım. Şerefler verdiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Muhtarım, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Alo. Buyurun, sizi dinliyoruz muhtarım. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyoruz muhtarım. Hayırlı yayınlarınız olsun. Evet. Muhtarım, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Ses geliyor mu? Evet, televizyonunuzun sesini biraz kısın muhtarım, sizi daha net duyalım. Evet, kıstım şu anda. Evet, buyurun, Sedat Başkanım burada. Güneyli evet. Köylüleri burada, hepsi şu anda sizi izliyorlar. Alkışlar hepsine, geliyor, duyuyorsunuz. Hepsine çok çok selam söylüyorum. Köyde çalışmalar nasıl gidiyor? Biliyorum, köyde çalışmalar iyi. Şu an kar kış değil mi? Evet, kar var bayağı bir 10-15 santim kar var. Olsun, bereket yağmış, ne güzel, ne güzel. Evet, evet, evet. Evet, ağaçlar dikilecek mi? Sen demişsin, gelin de ağaçları beraber dikek, öyle mi? Evet, burada öyle gidip ağaç dikecek genç yok ya. Şimdi kar var, nasıl gelsinler? Karda ne ağaç olur, ne şey. 15 tatilde kalkar 15 tatile kadar. Evet, 15 tatilde bir minibüs adam geliyor. Ha, hepsini şimdi, orada ağırlamak lazım. Sabit kardeşim. Ağırlarız, onlarda sıkıntı yok. Onlar sabit kolay. Kardeşim, muhtarım haklı. 20-25 hane var. Gerçekten hepsi 55-60 yaşın üzeri. 3-4 tane genç var. Şimdi 3-4 genç de zaten sürekli uyanıp uyanıp koşturan gençler. Evet. Haliyle muhtarımız bizden yardım bekliyor. İnşallah biz de baharın bir programı yapıp buradan o fidanları dikmek için, çam fidanları dikmek için gideceğiz. Nasip olursan. İnşallah, evet. İnşallah. Muhtarım, başka bir isteyen arzun varsa her zaman emrindeyiz. Sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olasınız, Allah razı olsun. Urfan enişteme selam söyle muhtarım. Ara sıra türkü söylediğin geçen akşam yine canlı yayındaydı ha. Nasıl, program hoşuna gidiyor mu Zabit kardeşim? Sağ olsun, var olsun. Gidiyor, gidiyor. Vallahi ben mesaj attım, çıkmadı ya. Gümbür gümbür program yapmış, yapıyor. Allah razı olsun. Bu Allah soğukta olsun. Millet de yazmış mesajda zaten. Zabit Bey diyor, senle ısınıyoruz. Bak, bizim buradan dernek yönetimi olaraktan herkesin köyümdeki büyüklere selamları var. Aleyküm selam. Köy büyüklerine. Bizden de onlara hepimiz de selam söylüyoruz. Evet. Aleyküm selam. Bizi izleyen, dinleyen herkese selamlar, saygı olsun muhtarım. Teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığınız için. Sağ olun, var olun. Evet. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi muhtarımız da bağlandı. Görüyorsunuz yani hep. Bak, ben sizi davet ettim. Muhtar da görüyorsun canlı yayına bağlandı. Hep birlikte güzel program yaptık değil mi? Bu güzelliği neyle kutlayak? Bir horonla kutlayak değil mi? Aynen öyle. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne diyek? Salla mendili canım diyek değil mi? Yer yerinden bir oynasın. Salla mendili canım, yer yerinden oynasın. Seni benden alın yar, su şehrinden durma. Salla mendili canım, yer yerinden
benden oynasın, seni benden alın ya, su şehrinden durmasın gel. Hadi bakalım, oy oy. Güneyli köyü, su şehri, sana Akıncılar, oy oy Sedat Paşa. Hadi bakalım oyuncular, şöyle bir alalım. Gelin. Panzara yol ayrımız, soğuk suyumuz gibi. Bir kız çıkmış geliyor, yanakları köz gibi, yanakları köz gibi. Salla mendini canım. Gel başka. Yer yerinden oynasın, seni benden alaya, su şehrinde durmasın. Salla mendini canım. Yer yerinden oynasın, seni benden alın ya, su şehrinde durmasın, su şehri. Oy oy oy. Hadi ağla. Oy oy. Hadi ağla. Oy 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 oy. Gelin gelin. Karahisar Kalesi'nde çağırdaş olaydı, kime sorsam söz olur, seni nasıl bulaydım, seni nereden bulaydım. Salla mendili canım. Yer yerinden oynasın, seni benden alan yar, güneyli de durmasın. Salla mendili canım. Yer yerinden oynasın, seni benden alan yar, su şehrinde durmasın. Oy oy oy. Durma, al aşağı, durma. Oy, 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 oy. Sivas'tan mı geliyor yoksa zararlı mısın? Sivas'tan mı geliyor yoksa zararlı mısın? Ben sana vurulmuşum, bizim oralı mısın? Yar sana vurulmuşum, bizim oralı mısın? Ekin ektim çöllere, kızlar gelip biçene. Su doldurdu desteğe, yarım gelip biçene. Ekin ektim çöllere, kızlar gelip biçene. Su doldurdu desteğe, yarım gelip biçene. Oy oy. He he he. Güneyli köyü, su şehri. He he. Oy oy. Dereni taşlarında, dereni taşlarında oyunun. Başlarında güneyli horonlar oyunun. Başlarında oyunun başlar. İçerden yaralıyam, içerden yaralıyam talihi. Karalıyam onu üçüm, ben bu yana güneyliye sevdalı. İçerden yaralıyam, içerden yaralıyam talihi. Karalıyam onu üçüm, ben bu yana güneyliye sevdalıyım.
Görüyor musun bak? Güneyli köy ya. Köyüne gidiyorlar güzeller güzeller, eğlenip gülüyorlar güzeller güzeller. Köyüne gidiyorlar güzeller güzel, eğlenip gülüyorlar güzeller güzel. Güzeli çirkin almış güzeller güzeller, güzeli çirkin almış güzeller güzeller. Duydu da üzüldüler güzeller güzeller, duydu da üzüldüler güzeller güzeller. Oy güzeller 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 güzel, gerdana güzeller güzeller güzel. Güneyli'yi üzerler güzeller güzeller, niye beni üzerler güzeller. Oy oy Güneyli köyü helal olsun. Suşer. Gökte yıldız ay gibi güzeller güzeller, karşı kalem yay gibi güzeller güzeller. Gökte yıldız ay gibi güzeller güzeller, karşı kalem yay gibi güzeller güzeller. Güzeli çirkin almış güzeller güzeller, güzeli çirkin almış güzeller güzeller. Sizin gibi yar gibi güzeller güzeller, horoncu bunlar gibi güzeller güzeller. Oy güzeller 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 güzeller, gerdana güdüzerler güzeller güzeller. Niye beni üzerler güzeller güzeller, Güneyli'yi üzerler güzeller. Gökten yıldız ay gibi güzeller güzeller, karşı kalem yay gibi güzeller güzel. Gökten yıldız ay gibi güzeller güzel, karşı kalem yay gibi güzeller güzeller. Sizi kimler oynadı güzeller güzeller, sizi kimler oynadı güzeller güzeller. Sabit Karaman gibi güzeller güzeller, Bay Nurettin Bay gibi güzeller güzeller. Oy güzeller 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 güzeller, su şehrinde güzeller güzeller güzeller. Niye beni üzerler güzeller güzeller, niye beni üzerler güzeller güzeller. Evet efendim, teşekkür ediyoruz başkan, hemen gel. Ne diyoruz? Ne diyoruz? Ekmek parası, reklam arası diyoruz. Reklamlar. Reklamlar. İyi akşamlar, size de kolay gelsin. Eğlencenin efendim. Üzerine geldik. Evet. Siz bugün... de hoş geldiniz. Tam horonun üzerine geldiniz gerçekten. Yöremizin. Evet sevgili izleyiciler, yine size Kırklareli Vize Develi'den bahsetmek istiyorum. Öncesinde numaramızı hatırlatmak istiyorum. 0212 909 evet. 0299 0532 171 1058. Artık devir ekonomi devri. Küçük birikimlerle büyük kazançlar elde edebilmeniz için Vizyon Arsa Ofisi'nin sizler için hazırlamış olduğu bu güzel kampanyayı bence kaçırmayın derim. Evet vize, Kırklareli Vize Develi Köyü'ne yaklaşık 1,5 kilometre bir yerden evet. bahsediyoruz. Kırklareli Vize Develi Köyü'nü 1,5 evet. kilometre aslında Suşehir Develi Köyü. Suşehir Güneyli Köyü'ne bir arsa vereli diyoruz. Olur mu? Olur. Olur inşallah. Olur.
Olur. Olur. Öncesinde 450 metrekare yatırımlık yerlerden bahsediyorum sevgili izleyiciler. Şehir merkezine ortalama 7-8 dakika, köyün içerisinde de ortalama 2-3 dakikalık bir mesafeden bahsediyoruz. Tamamen ormanlık bir alan, gelişmekte olan bir yer ve 450 metrekare yerlerimizden bahsedeceğim. 29.900 TL. Şimdi aslında hepimizin artık paraları çok fazla, hani toplayabilme şansınız yok. Bizler sizler için neler yapıyoruz? Geleceğe yönelik yatırımlarınızda size kısa vadede kazanç getirecek. Kısa vade derken 3-5 aylık bir süreçten bahsetmiyoruz tabii ki. 3-5 yıllık bir süre içerisinde size kazanç getirecek. Alırken dua edeceğiniz, kazanırken de geleceğiniz ve çocuklarınız için yatırım yapabileceğiniz, küçük birikimlerinizi büyük kazançlara çevirebileceğiniz yerlerden bahsediyoruz. Bu arada sevgili izleyiciler, Kırklareli'nden bahsetmek istiyorum. Neden Kırklareli'nden almalı? Ortalama 1 saat 20 dakikalık Şirin Evler Meydana mesafesinden bahsediyoruz. Zaten İstanbul'da bir yerde bir trafiğe kaldığınızda zaten 1,5-2 saat, bazen 3 saati gözden çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Kırklareli Belediyesi Trakya'da bir ilki gerçekleştirerek çöpten elektrik üretimi yapmaya başlamış ve devlete kurmuş, böyle bir tesis kurmuşlar ve devlete elektrik satıyorlar. Bunun dışında Kırklareli Organize Sanayi, Kırklareli'nin Türkiye çapında lisansı ilk tesisiyle kamu payı en yüksek 3 ilden bir tanesi, yani gelişmekte olan bir yer. Bunun dışında üniversitesi var ve üniversitesi şu an ortalama 26 bin öğrenci, 2023 hedeflerinde 56 bin öğrenci hedefleniyor. Bu ne demek? Aslında artık oraların hızlı bir şekilde değerlenecek olması. Yani 2023 diyoruz, ortalama %100 bir öğrenci artışı, 56 binden bahsediyoruz. 20 bin tane öğrencinin kalacağı yer, yerleşim yerlerinin gelişmesi, sadece yerleşim yerleri değil, alışveriş merkezleri, organize sanayisi ve buna benzer birçok şeyin gelişmesi demek. Bunun dışında da devletin bazı projeleri var. 100 garajlık tır ve kamyon garajı, 100 araçlık tır ve kamyon garajı var. Bunun dışında da Edirne Kırklareli arasında bir havalimanı projesi var. Bunun dışında da İstanbul'dan Edirne'ye uzanan hızlı tren projesi var. Yani maşallah. Sizler bu maşallah. Buradan yatırım yaptığınızda, buradan alım yaptığınızda, yatırım yapmaya karar verdiğinizde aslında alırken kazanıyorsunuz ve Vizyon Arsa Ofisi size alırken nasıl kazandırıyor? Araştırdığınızda emsal bedellerinin 5-10 bin, hatta 15 bin altını alırken kazanıyorsunuz öncelikli olarak. Ve gelişmekte olan bir yerden bahsediyoruz. Artık İstanbul'dan Trakya, özellikle Kırklareli gözdesi olmaya başladı Trakya'nın. Ve insanlar İstanbul'dan Trakya'ya hızlı bir şekilde akın etmeye başladılar. Sizler ne yapacaksınız? 0212 909 0299 0532 171 1058 numaralı telefona bir çağrı bırakacaksınız. Sonra siz sevdikleriniz, eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuzla gidip yeri göreceksiniz. Yeri gördükten sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. 450 metrekare yeri aldınız. Etrafını çitlerle çevreleyebilirsiniz. Hobi bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Bunun dışında da konteynerınızı koyarak hafta sonu ailenizle, eşinizle, dostunuzla vakit geçirebilirsiniz. Yani doğayla baş başa kalacağınız bir yerden bahsediyorum. Yolu da gayet güzel. Yolunu gördüğünüzde de zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Almanız şart değil ama gidip görmenizi tavsiye ediyorum. Zaten yarasınlar zaten. Aynen. Gidip gördükleri zaman, gidip gördüğünüz zaman ne demek istediğimizi anlayacaksınız sevgili izleyiciler. Güvene dayalı alışverişler, güvene dayalı yatırımdan bahsediyoruz. Güvene dayalı nasıl bir yatırım olur derseniz eğer, siz ne yapıyorsunuz? Bize telefon numaralarımızdan ulaştınız, geldiniz, sizi aldık, götürdük, ikramlarımızda bulunduk, yeri de gördünüz, kafanızda da oturttunuz, karar verdiniz. Sonra ne yapacaksınız? Almaya karar verdiğinizde tapu dairesine gideceksiniz, tapunuzu elinize alacaksınız, sonra paranızı ödeyeceksiniz. Bundan daha önemli bir şey yok. Zaten tapu dairesi resmi bir kurum. Resmi bir kurumda yanlış ya da olumsuz bir şeyin olma ihtimali zaten yok. Sistemde değişti, her şey kameralı sistemde. Bunun dışında sevgili izleyiciler, şimdi Kırklareli bize Develi Köyü'nden bahsettik. Gidip gördüğünüzde zaten ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaksınız ve kendiniz için, çocuklarınız için, bundan sonra kendi hayatınızda 29.900 TL çok büyük bir para değil ama sizin hayatınızı, geleceğe yatırımınızı büyük bir kazanca çevirebilir. Ben size projelerden bahsettim zaten. Artık yavaş yavaş
Lüleburgaz'ı geçerek Kırklareli Trakya'nın gözde yerlerinden bir tanesi olmaya başladı. Sanayisi gelişmeye başladı. Yapılan yatırımlar var. Zaten oraya bir havalimanı projesi var. Kırklareli Edirne arasında. Zaten o havalimanı projesinin gerçekleşmesi demek sizin toprakta durduğu yerde size para kazandırması demek. Bu yüzden bu fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. 0212-909-0299-0532-171-1058 numaralı telefona bir çağrı bırakmanız yeterli. Bu arada küçük bir parantezde küçük bir şey söylemek istiyorum. Biz sizin karşınıza çıkıyoruz ve çıktığımız zaman güvene dayalı alışveriş, güvene dayalı yatırımdan bahsediyoruz. Siz zaten yeri görmeden, siz gidip bizimle bunlarla ilgili bazı şeyleri işte kendinize, geleceğinize yatırım yaparak cebinizdeki parayı önce kendinizi korumaya alarak tapunuzu alıp sonrasında zaten alışverişinizi bitiriyorsunuz. Sonra paranızı veriyorsunuz. Buradaki en önemli şey bence güven ve biz de bu güveni size sağladığımızı düşünüyoruz. Bu güveni sağladığımız için zaten karşınızdayız sevgili izleyiciler. Bunun dışında da şunu da söylemek istiyorum. Kafanızda herhangi bir soru işareti oluşmadan zaten tapunuzu aldığınızda her şey sizin için netleşmiş olacak. Bunun dışında da sevgili izleyiciler, Kırklareli Vize Develi sizin belki de bundan sonra kendi küçük birikimlerinizi büyük kazanca çevirebileceğiniz gelişmekte olan bir yer. Gelişmekte olan bir yerde de bu fırsatı kaçırmamanızı ben tavsiye ediyorum. Almanız şart değil ama gidip görmenizin şart olduğunu düşünüyorum sevgili izleyiciler. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu anlatılanlardan? Şimdi Sedat abime ben bir söz vermek istiyorum. Başkanım, şimdi eskiden siz mesela Kayıştağ'ındasınız. Ataşehir Kayıştağ'ında oturuyorsunuz. Mesela eskiden Kayıştağ nasıldı, şimdi nasıl değil mi abi? 2000'den önce gerçekten yüksek bina ve yeni bina çok nadirdi. Hep evet. Eski yapı ve imarsız, iskansız yapılan binalardı. Evet. Ama şu anda hemen hemen en lükslerden bir tanesi oldu. Evet, o yüzden yatırım arsa olarak yani ne söylemek istersiniz sizi izleyenlere, bizi izleyenlere başkanım? Gerçekten yani biz 96 gibi ben İstanbul'a geldim. Normalde 92'de geldim ama tekrar geri gitmek zorunda kaldım, öğrenciydim. O zamanlarki haline, şu andaki haline baktığım zaman, ben geldiğim bölgelere kıyasladığım zaman gerçekten en akıllı yatırım, toprağa yapılan yatırım olarak ben gerçekten akıllarımda kaldı. Gerçekten şu anda birikmişim olsa ki inşallah düşünüyorum, gerçekten toprağa yatırırım. Evet, değil mi? Bu konuyla ilgili sizinle zaten görüşeceğiz. Kesinlikle toprak durduğu yerde kazandıran ve kesinlikle de geleceğinize yatırım yaparken hiç düşünmeden zaten size bahsettiğim 29.900 TL 450 metrekare yatırımlık yer. 456 yani metrekare. 456. Evet, orada öyle yazıyor. Evet, 456. 6 metremiz yani, daha var. 456 metrekare. 900 mü 450? Evet. 456 metrekare. 250 değil, 300 değil, 450 değil, 400 değil, 450 metrekare. Sevgili 456 metrekarede. Rakamları çok uyguna çektik. Zaten alırken kazanıyorlar tabii ki. Normalde emsal değerleri 35 bin, 45 bin bandında seyrederken biz bizi arayan izleyicilerimiz alırken kazansınlar istiyoruz. Alırken kazanın, kalırken de daha çok kazanın ve belki de kendiniz için, geleceğiniz, çocuklarınız için küçük birikimlerinizi büyük kazançlara çevirebilirsiniz. Araç takası da mümkün sevgili izleyiciler. Zaten araç takasında da normal değerinin üzerinde takas gerçekleştiği için aslında alırken de kazanıyorsunuz, değerlendirirken de kazanıyorsunuz ve yatırım yaptığınız yeri gidip gördüğünüzde nasıl bir kazanç elde edeceğinizi daha iyi göreceğinizi düşünüyorum. Evet, 0212 909 0299 0532 171 1058 numaralı telefonlarımıza bir çağrı bırakmanız yeterli. Arkadaşlarımız size dönüş yapacaklar. Siz gidip görün, kanaat getirin, kendi içinizden netleşin. Hatta tek başınıza da değil, eşinizle, çocuğunuzla, güvendiğiniz dostlarınızla, arkadaşlarınızla gelin, misafirimiz olun. Görün, karar verdikten sonra zaten ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Ekranlar karşısında bizler size ait olan yerleri belirledik. Sizler size ait olanı almak istiyorsanız zaten 0212 909 0299 0532 171 1058 numaralı telefona bir çağrı kadar bize yakınsınız. Ve hayatınızda belki kendiniz için şimdi 29.900 TL dile çok kolay geliyor. Aslında rakam olarak da çok düşük bir rakam ve bence bu fırsatı kaçırmayın. Güzel güzel kampanyaları zaten sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Vizyoner Su Ofisi her şeyden önce güven eşittir kazanç elde etmeniz için sizin karşınızda. Siz bunu nasıl elde edeceksiniz? Gideceksiniz, göreceksiniz, kanaat geçireceksiniz. Ondan sonra da
bizlere 0212 909 0299 0532 171 1058 numaralı telefondan bir çağrı kadar yakın olduğunuzu unutmayacaksınız. Size iyi yayınlar, size de hayırlı bol kazançlar. Size Sevgi Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. İlişkilendirdiniz beni. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere. Görüyorsunuz Vizyon 58 TV'de Vizyon Arsa Ofisi olarak sponsorluğunda programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Sivas Suşehri, Güneyli Köyü aramızda. Burada stüdyomuzda birbirinden değerli misafirlerimiz var. Müsaadenizle ben bir de onlarla bir iki çift kelam edeyim. Hoş geldiniz diyeyim, şerefler verdiniz diyeyim. Bir onlara bir mikrofon tutayım. Bakın ne diyecekler abilerim bana. Canım abilerim benim. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Şerefler verdiniz programımıza. Zabit Karaman'ın hazırlayıp sunduğu, Eyüpcan ve Zabit Karaman'ın hazırlayıp sunduğu Vadiden Esen Rüzgar programı her salı devam ediyor. Bir güzel köy derneklerimizle, abilerimizle. Bugün de sizler geldiniz. Gerçekten çok memnun oldum ben. Sizleri kısaca bir tanıyalım. Ayhan Kurt, İstanbul'dan çalışıyoruz. Sivas Suşehri Güneyli Köyü. Herkese selam olsun. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet abimize. Sivas Suşehri Bostancı Köyü'nden Yılmaz Yavuz. Köydeki büyüklere selam eder. Küçüklerin gözlerinden öperim. sana da programında başarılar dilerim. Güneyli Köyü'ne de ayrıyeten selam eder. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Saygılar, sevgiler. Teşekkür ediyoruz abicim, çok sağ olasın. Evet efendim, sizi bir tanıyalım. Ben Selami Şahin, Suşehri Güneyli Köyü Derneği'ndeyim, yönetimdeyim ayrıca. Başkanımıza, sizlere de çok teşekkür ediyoruz böyle bir program yaptığınız için. Ayrıca Sivas Spor Kulüp Başkanımıza, Rıza Hocamıza bu başarılardan dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah şampiyon oluruz diyoruz Sivas olarak da. Biz de Güneyli Köyü... Zülfikar Akbulut, iki dönem dernek başkanlığı yaptım, görevimi yaptım. Buradan Sivas 58'e bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bizi burada misafir ettiğiniz için sizlere de yayınlarınızda başarılar dilerim. Köylülerime, herkese selamlar olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bir daha şöyle kısa bir şey alalım sizden. Efendim ben de Selami Şahin, yönetimdeyim. Güneyli Köy yönetimindeyim. Sivas Spor'umuza başarılar diliyorum. Başkanımıza, Sivas Spor Kulüp Başkanımız Mecnun Bey'e, Rıza Hocamıza,
Ayrıca sizlere de çok teşekkür ediyorum. Eyüp Can'a da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Eski başkanımız, yine gönlümüzün başkanı Zülfikar Başkanım'a veriyorum ben mikrofonu. Evet, Yılmaz abi bir daha konuş sen. Sivas Suşehri Bostancı Köyü'nden Yılmaz Yavuz. Bütün köylülerime selam eder. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Güneyli Köyü'ne ayrıyeten selam ederim. Sivas Suşehri'ne hep selam. Sana da sanat hayatında başarılar dilerim. Saz ekibine teşekkür ederiz. Hep teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet. Kenan Ayan ismim. Ben de Zöyker'liyim. Zöyker. Zöyker, Güneyli. Evet, eski ismi. Tabii. Yani Güneyli. Bir alkış alalım Güneyli. Evet. Güneyli Bayram Güneyli kardeşime de başarılar diliyorum. Köydeki ve buradaki bütün hemşerilerimize de hayırlı akşamlar diliyorum. Başka diyecek bir şey. Teşekkür ediyoruz başkanım. Buyurun. Herkese hayırlı akşamlar. Vizyon 58'e de çok teşekkür ederim. Bizi buraya davet etti. İsmim Ebu Bekir Şen, Güneyli Köyü Derneği'nde yönetimdeyiz ve yönetim kuruluna da çok teşekkür ederiz. Yönetimdeki olan arkadaşlara da herkese hayırlı akşamlar diyorum. Hemen sıradan gidelim abimizle. Zabit Bey hayırlı akşamlar, ismim Bayram Akbulut, Güneyli Köyü sakiniyim. Vizyon 58'e, sizin şahsınızda, kanalınıza, size, Bayram abime, değerli başkanıma, daha önceki görev yaptığım başkanıma başarılar diliyorum. Emeğinize sağlık. Buradan herkese selamlar. Teşekkür ediyoruz. Şöyle bir ayağa kalkalım. Ben Giresun Çamoluk, Taşdemir Köyü'ndenim. Selam olsun Çamoluk abi. Buradan Rafet Çetukkaya, Naci Kuru'ya selam olsun. Sağ olun. Herkese selam. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Öncelikle programımızda başarılar diliyorum. Olun, ben de Sivas Şehri Güneyli Köylüyüm. Evet. Dernek yönetimindeyim ayrıca. Belli yönetimciler gibi oynadım valla. Herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olasın. Evet. Evet buyurun efendim. İyi akşamlar Zabit Bey. Sivas Suşehri Güneyli Köyü'nde dernek yönetiminden Gökhan Şen. Öncelikle programınız hayırlı olsun diliyorum. Bayram Güneyli abimize ve başkanımıza da başarının devamını diliyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür. Siz de bir tanıyalım. Hayırlı akşamlar. Programımızda başarılar dilerim. Buradan Sivas Suşehri Güneyli Köyü'ne de bütün herkese selam olsun. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet Güneyli'ye bir alkış. Evet. Buradan Yakup Aybol. Aybol'a. Evet, Aybol. Selam olsun buradan Yakup abimize. Evet. Buradan Şerefiye Kayabaşı Köy Dernek Başkanı Ercan Aslan mesaj göndermiş. Sağ olsun, var olsun. Abime selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Bayağı mesaj atan dostlar oldu. Bayram Bey, ben Yakup Aybol göndermiş mesajını, sağ olsun. Pendik Güllübağlar'dan İbrahim Akbulut, Zabit Bey öncelikle başkanımıza, Sedat Ayan ve İbrahim Güneyli'ye sizlere çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum demiş. Sancaktepe'den Hasan Hüseyin Işık Zara'ya giden türküsünü istiyorum. Değerli kayınpederime buradan ellerinden öpüyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Bir alkış da ona istiyorum. Sivas Zara Aşağı Çamözü Köyü'ne selamlar olsun efendim. Bir de Yukarı Çamözü var. Evet. İsmail Ay Sultanbeyli'den başkanım sizlere selamlarını göndermişler. Evet, tüm Gökkuş ailesine gelsin Hakan. Hakan Gökkuş, teşekkür ediyoruz. Buradan Güneyli Köyü'ne selamlar olmuş. Bayram abi sizlere çok mesaj. Levent İdelioğlu. Evet, okuyorum abi. Tahsin Örme, evet. Seyit Çapkın. Evet, bayağı bir dostlar. Evet, selamlar. Evet, selamlar, saygılar olsun diyoruz. İstanbul'un soğuk akşamı seninle ekranına buluşmanın keyfini yarıp konuk sanatçına, Güneyli Dernek Başkanı Sedat'a selam, Sedat Ayan'a selamlar olsun demiş. Suşehri Eski Meşe Köyü Dernek Başkanı Hasan Kaya. Selam olsun Hasan abimize. Vallahi Eyüp Bey'e de geçmiş olsun demiş. Değerli abim Kolistar Sütüce Köyü Abdurrahman Altıntaş. Selamlar, saygılar olsun. Bayağı bir mesajlarımız var. Selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyorum. Mesaj atan, atmayan herkese selam olsun. Daha ne diyeyim, değil mi? Bizim yine her zaman gittiğim yerde benim devamlı beni destekleyen, arkamda
duran şeyin Akıncıların Kemal Başkan neydi köylerine? Kemal Subaşı. Kemal Subaşı'na selam olsun. Üzümlü Köyü İsmail Başkan'a selam olsun. Selam olsun. Mehmet Demirkaya Başkan'a selam olsun buradan. Hepsi söylediler. Buradan hepsine selamlarımı gönderiyorum. Sağ olsun, var olsunlar. Unuttuğum isimler varsa da onlara da selam gönderiyorum. Kusura bakmasınlar. Canlı yayında bazen unutuluyor. Ya diyor, gidiyorsun da bizi unutuyorsun. Ondan sonra hatırlıyorsun. Ben buradan herkese kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Zabit kardeş, programın hayırlı ve hayırlı olsun. Evet, zevkerli konuklara ve selam olsun demiş. Sıradaki türkü bizlere gelsin demiş. Yüksel Şahin, sağ olsun, var olsun. Evet, Sakarya'dan selam izleyen olsun. Sakarya'dan bizi izliyorlar. Buradan selamlar olsun. Çok güzel bir program olmuş diyor. Sedat Bey'e selamlar. Abim sizlere bizden de selam olsun. Sakarya'da bile ne var görüyorsunuz işte. Abi sen çok oturdun, bir türkü istersen söyleyelim abilere. Beraber tabii. Söyleyek istersen. Gel. Zabitçiyim abi. Olur bakalım. Hadi bakalım abimize göre arkadaşlar. Evet, Bayram Güneyli. Kardeşimle beraber. Sivas Şehir Güneyli. Kendisi, kişiliği gerçekten çok takdir ediyorum. Bundan 5-6 sene önce ben Suşehir pikniğindeydim. Ayrı ayrı sahne aldık. Ama böyle bir türlü bir araya gelemedik bu zamana kadar. Allah şimdi nasip etti. Bundan sonra bundan bir ayrılmaz kardeş gibi olacağız inşallah. Hayırlısı Allah'tan. Yılmaz abi buradan. Şimdi dün akşam ben Nurettin Bay abimle bir yazıştım. İnternetten. Valla buradan selamlar, saygılar olsun. Ellerden de öpüyorum. Değerli benim bir abim, bir amcam. Sen bizim için, sizler için de çok değerli. Gerçekten bizler için de çok değerli bir hemşerimiz. Buradan selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Sağ olsun, var olsun yani. Evet, Nurettin Bey'e buradan selamlarımı gönderiyorum. Sağ olsun. Bir de buradan yeni dernek başkanımız, Suşehirli Dernek Başkanımız Erdem Bey'e ve ekibine evet. Selam olsun. Ne diyelim? İsmet amcama da selam olsun. Hadi bakalım gelsin saz. Ses. Neler vermezdim onun uğruna. Vay 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 vay. Sazların sesini arkadaşlar. Sazların sesi yok. Şaka yaptı. Şaka yaptı Emrah, şaka yaptı. Neler vermezdim. Gelse de konuşsak eskisi gibi. Giyilse kuşansa deli deli inse de yola. Sarılı bağlasak eskisi gibi. Ne olur eskisi gibi. Giyilsen kuşansak, deli deli çıksak yollara. Sarılsak Suşehir Güneyli'den eskisi gibi. Ah ne olur eskisi gibi. Hadi öyle ha! Nerede alkış? Bayram Güneyli. Bazen gül yar derdi, bazen de halim. He he. Önümüze kalsak da varmalım. Çıksak o köylere de en eskisi gibi. Ah ne olur eskisi. Önümüze kalsak da varmalı. Çıksak o köylere de eskisi gibi. Ah ne olur eskisi gibi. Seni sevdiğime
inanmadım ki. Her gece gördüğüm düşte mi yalan? Aşkın ile oldum deli derbeden. Gözlerimden akan yaşta mı yalan, 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 yalan oluyor. Gözlerimden akan yaşta mı yalan, yalan oluyor, yalan, yalan oluyor. Oy, oy. Aşkım bu sinemde indi derine. Umudum yok bugün ile yarına. İnan ki sevdiğim senin sözüne. Bağrıma bastığım taşta mı yalan, 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 yalan o. Bağrıma bastığım taşta mı yalan, yalan o, yalan, yalan o. Git köse şirandan indim gümüşhaneye, gel git köse şirandan indim gümüşhaneye. Bekle beni sevdiğim geleceğim seneye, bekle beni sevdiğim geleceğim seneye. Hadi he, he, he. Güneyli köy gel. Kara camak arası tomar şalalesi, kara camak arası tomar şalalesi. Anlatmakla bitmiyor şu şehridir burası, horonuyla bitmiyor güneylidir burası. Vay canım gümüşhane şahanedir şahane, bahçalarda dut yemiş dalında dane dane. Vay senin gümüşhane şahanedir şahane, asmalarda dut yemiş dalında dane dane. Hey! Bayram Güneyli, su şehri Güneyli, Bostancı, Esmide. Vay vay. Yaylaya oy oy cıngılım püskülüm, geleni alacağım, geleni alacağım, geleni alacağım da geleni alacağım. Harmanımı düşürdüm oy oy cıngılım püskülüm, kulağını alacağım, kulağını alacağım, kulağını alacağım da kulağını alacağım. Evlerini dönüp de gitmekle yoruldum ben bu gün içinde. Evlerinin önüne gide gele yoruldum, güneylinin içinde bir güzele vuruldum. Bekar
mı kalacağım? Köyde kimse kalmadı, bekar mı kalacağım? Kızlar kocuya gitti de ben kime varacağım? Kızlar kocuya gitti de ben kimi alacağım? Kızlanacağım ana, kurban olurum ana. Kızlanacağım ana, kurban olurum ana. Geceler ayaz olur, ışır ölürüm ana. Geceler ayaz olur, ışır ölürüm ana. Yanakları al gelin, kara kovan al gelin. Yanakların al gelin, kara kovan al gelin. Kocam vera vermese geç cebine dal gelin. Zurnayı ben üflerim, sen davulu çal gelin. Suşarı. Oy oy alaşa. Ver gelsin. Alaşa. Hop. Da şu sazı oğlanlar şöyle dursun, he canım he canım. Kızlar çeksin halayı, eller dönsün halayı. Kenetleyin elleri, sallayın mendilleri. Ne güzel horol oynar su şehrinin gençleri. Ne güzel horol oynar Güneylinin gençleri. Kenetleyin elleri, sallayın mendilleri. Güzel horon oynar Güneylinin gençleri. Ne güzel horon oynar Güneyli köylüleri. Oy oy. Helal olsun. Haydi. Oy oy. Akşam oldu ay vurdu da gelin görüp ay vurdu. Pencereme ay vurdu da gelin görüp ay vurdu. Getir kara demli gide kız aklıma çay vurdu. Getir talat yavuzu da al aklıma çay vurdu. Vay burada gel vay burada şenlik olur vay burada. Su şehrine gel yurda şenlik olur vay burada. Güneyli de oynuyor vallahi de burada. Güneyli de oynuyor su şehri de burada. Al aşağı. Burada. Hadi bakalım. Haydi. Haydi. Çok güzel. Yarışır. Helal olsun. Haydi. Çok güzel. Bu türkü de bitiyor güzeller güzeller. Bu türkü de bitiyor güzeller güzeller. Evet. Canımsınız. Yo yo buradayız gel abi. Evet. Evet teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Evet. Bizi izleyenlere, dinleyenlere herkese selamlar, saygılar. Bugün Su Şehri, Güneyli Köyü var ya. Sedat abi. Vallahi çok güzel oynadılar. Hepsinin ayağına, yüreğine sağlık. Ekranda da oynadı herkes. Ekrandakilere de selam olsun. Şimdi herkes evde biliyorsun. Aynen. Sizi görünce kardeşim, onlar da oynadı. Farkında mısın? İlk bana sorduğun sorulardan gençlerden horon bilen var mı dedin. Aslında ben sana orada güzel bir espri yapacaktım. Bilmeyen var mı diye sor diyecektim aslında.
O da çok nadirdi. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bugün burayı şenlendirdiler. Evet. Sağ olsunlar, ayaklarınıza sağlık. Gerçekten sağ olsunlar, var olsunlar. Güneyli Köyü bugün yönetimiyle beraber, birbirinden değerli büyüklerimizle, kardeşlerimizle, abilerimizle beraber burayı bugün doldurdular. Program, yani Güneyli Köyü'nü güzel temsil ettiler. Ben özellikle hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten. Evet. Evet, biliyorsunuz zamanımız kısa, horonla halayla bayağı zaman yaptık bugün. Şimdi zamanımız da sonuna gelmişiz. Başkanım, ben öncelikle Vadiden Esen Rüzgar programında Zabit Karaman'a ve Eyüpcan'ın programına şerefler verdiniz. Vadiden Esen programımızda sizi görmek bizim için büyük bir keyifti. Keyif aldık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Son sözlerimizi alacağız. Burası sizin her zaman yeriniz. Çok. Yani bizler hep nasıl buradaysak, burada sizin eviniz, istediğiniz zaman gelin, oturun, çayımızı, yemeğimizi yiyin. Daha ne diyeyim abi? Sağ olun kardeşim, çok teşekkür ederim. Gerçekten bizleri bugün burada en güzel bir şekilde ağırladınız. Ben gerçekten programın akışı nedeniyle Sivas Spor'umuzu unuttum. Sivas Spor'umuza gerçekten başarılar diliyorum. Gerçekten bu sene çok güzel bir çıkış yaptı. İnşallah şampiyonluk göreceğiz. İnşallah dernek yönetimi olarak da ilk maçına gitmeyi ve Sivas Spor'umuzu motive etmeyi düşünüyoruz. İnşallah öyle bir programımız var. Evet. Akabinde biraz önce yayının şeyinden dolayı tam olarak aksedemedik. Nasip olursa 12 Ocak pazar sabahı bizim dernek yönetimi üyelerimiz ve tüm hemşerilerimizle birlikte Üsküdar meydanından kalkma aşağıda saat 9.30'da Valide Sultan gemisiyle kahvaltılı programımız olacak. 9.30-12 arası. İnşallah tüm eş dost ve üyelerimizi özellikle bekliyoruz. Burada gerçekten bizleri çok güzel ağırladınız. Sizlere, bizleri ekranları başında seyreden tüm hemşerilerimize, üyelerimize, köylülerimize, anne babalarımıza, büyüklerimize, küçüklerimize, hepsine sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Gerçekten bizleri yine bugün burada yalnız bırakmayan özellikle dernek yönetimime, orkestra saz ve orkestra arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Ayrıca sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Yine bugün bizi burada... Başkanım. Zaman şu zaman çiçeğimizi de bize getirdiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Suşehri Güneyli Köyü yönetimine çok çok teşekkür ediyoruz. Güzel çiçeğinden dolayı arkadaşlar sağ olsunlar, var olsunlar. Çok sağ olun. Siz her şeyler layıksınız. Gerçekten bizim vadinin, yörenin değerlerisiniz. Sizlerle onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Sağ ol başkanım. Ben buradan başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Yönetimine de. Tabii Suşehri Dernek yönetiminde de. Buradan tekrar yine Erdem Bey'e buradan saygı selamlarımı sunuyorum. Yolu açık olsun Erdem diyorum. Ve bizleri unutmasınlar yani böyle programlarda, şurada, nerede, ne varsa. Yani Zabit Karaman, Bayram Güneyli diye yazsınlar. Buradan canlı yayında da söylüyorum yani. Yani artık söylüyorum, artık bunlara bir başkan bir yer tutalım değil mi? Yani zamanı gelmedi mi artık? Tamam Bayram kardeşim. Her zaman. Eyvallah, her sağ ol kardeşim. Beraberiz. Ben de orkestraya çok teşekkür ediyorum, bağlamadaki kardeşime. Eyvallah, sağ ol kardeşim, eline sağlık. Valla Bayram abi, ben de çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin, bizi kırmadın. Ben gerçekten özellikle bu akşam güzel bir program oldu. Tabii o senin sıcaklığın, senin güzelliğin, senin karizman. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Allah yolumuzu açık etsin diyorum. Sağ ol abicim. Dediğim gibi yani bu şeyde biraz önce seninle konuşmuştuk. Bu Türk sanat aleminde ne kadar büyürsen o kadar küçüldüğün zaman her insanın tahtında, kalbinde taht kurarsın. Evet, inşallah abi. Ama bizim neticede tabii arkadaşlar bazen geçmişini unutan arkadaşlar var. Onlara da buradan söylüyorum, misilleme gönderiyorum. Geçmişinizi unutmayın. Arkadaş dolanıyorduk ama arkadaş dediğin zaman bir yere geldi mi daha arkasını dönüyor ya. Aman diyor. Demeyin kardeşim. Yani bu dağlar da hani derler ya, bu karlar da erir, bu da şeyde erir, kışta biter. Baharsın bu devran ne yana döner. Biraz önce dediğim gibi ne kadar büyüsen, o kadar küçülürsen, o kadar güzel bir yere gelirsin ki. Buradan o arkadaşlarıma da selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Yani dediğim gibi Allah da senin yolunu açık etsin ve buna canı gönülden inanıyorum ki çok güzel yerlere de geleceksin Zabit kardeşim, inşallah. İnşallah. Ben buna inanıyorum yani. Sağ olun. Arkadaşıma bir kuvvetli alkış istiyorum. Bizi ağırladın. Çok güzel misafirperverliğinden dolayı sana çok teşekkür ediyorum. Ben kaç yere programlara gittim ama şu senin programın gibi güzel bir program da geçmedi yani. Doğru mu başkanım? Aynen yani, katılıyorum. Gerçekten. Doğruya doğruyu konuşmak lazım. Sıcak kaç bir ortam. Kaç yere gittik bak, Zülker başkanımla da gittik, herkesten de gittik
Ama Zabit Bey'in programı gibi gerçekten on numara bir program oldu. Çok teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu açık olsun diyorum kardeşim. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ben de Sivas Suşehri Güneyli köylüyüm. Güneyli köyündenim ben daha bundan sonra. Her eyvallah zaman. Kardeşim. Bir üye daha kazanmış olduk. Evet. Çok teşekkür ederim Zabit kardeşim. Her zaman yanınızdayım. Bizler de sizlerin yanında olacağız inşallah. Benim için Zabit Karaman için para pul hiçbir şey de önemli değil. Her zaman diyorum. Ben Sivas'ın bir kapısını çalıp İçeri gidip hemşehrilerin bir bardak çayını bir yemeğini yiyebiliyorsa benim için önemli olan odur. Başka bir şey değil. En güzeli, en güzeli. Arkadaşlar, her zaman ben de sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Efendim haftaya salı güzel bir köy derneğimizde, değerli sanatçı abilerimizle gene kaldığımız yerden Vadiden Esen Rüzgar programı devam edecek. Herkese selamlar saygılar olsun efendim. Hayırlı akşamlar diyoruz. Selam söylüyorum.